Selam arkadaşlar, ben Onedi Yurtdışı Eğitim'den Merve. Bugün CİMES sınavı ile ilgili merak edilenleri 5 soruda bizlere anlatacak Erdem. Hazırsan sorularıma başlıyorum. Hazırım Merve, başlayabiliriz. CİMET nedir Erdem? CİMET sınavı yurt dışında özellikle Amerika ve Kanada ülkesinde işletme fakültesi bölümlerine yüksek lisans ve doktora başvuruları yaparken kullanılan bir sınav türüdür. CİMET sınavı kaç bölümden oluşur ve yapısı nedir? CİMET sınavı eskiden 4 bölümden oluşuyordu. Yeni kuralları gereği 3 bölümden oluşuyor. Analitik yazma bölümü kaldırıldı. Bu 3 bölüm sözel, sayısal ve data kısmıdır. Sözel bölüm 45 dakikadan oluşur, 23 soru vardır. Sayısal kısım yine 45 dakika, 21 soru. Data kısmı ise 45 dakika, 20 sorudan oluşur. Sözel kısmı daha çok okuduğunu anlama olarak sorular sorulur. Sayısal kısmın tamamı matematik sorularıdır. Genellikle Türkiye'nin lise müfredatına çok yakındır. Burada örnek verecek olursam üslü sayılar, doğrusal denklemler, problemler, oran orantı gibi konuları içerir. Data kısmı ise çoğunlukla tablo, grafik gibi sorulardan oluşur. Bu tablo ve grafiklerde verilen verilere göre öğrenciler doğru yanlış, çoktan seçmeli veya evet hayır gibi soruları cevaplayarak soruları tamamlarlar. Bu partlarda en önemli part da data partıdır. Puanlamalarda en etkin kısım buradan olur. Öğrenciler için ortalama ne kadar skor gerekmektedir? CİMET sınavının top skoru 800'dür. Ortalama skorlar 535 ve 615 arasındaki skor ortalama skordur. İyi denebilecek skor 675 ve üzeri skordur. Fakat burada şuna değinmek istiyorum. SAT sınavında süper skor var mesela ama CİMET'te bu yok. Yani öğrenci sınavına girer, skorunu alır, sadece o skoru kullanabilir. Kaç kez girilir ve geçerliliği ne kadardır? Bir öğrenci yılda 5 kez, toplamda da 8 kez sınava girebilir. Bir sınavın sonucu da 5 yıl geçerliliği vardır. Sınav süreci ve kayıttan bahseder misin? Sınava mba.com üzerinden kayıt olunur. Burada bir kayıt oluşturulur, ardından randevu alınır. Sınavın ücreti $275. Sınavı hemen hemen her gün vardır, sınav online olduğu için. Fakat sınav tarihi yaklaştıkça belli olur. Yani uzun vadeli sınav tarihlerine kayıt olamıyoruz. Yaklaştıkça tarihler belli oluyor. Öğrenci sınava girdiğinde de ortalama 16 gün içerisinde sonucu açıklanır. Erdem, sorularınızı yanıtladığın için teşekkür ederiz. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.